Evet. olmuştur. Şimdi sağ tarif ederken, bu büyük rejimleri, sağ iktidarları tarif ederken, özellikle mesela Fransız İhtilali önceki dönemi tarif ederken insanlar şöyle bir kalıp cümle kullanır. Kendi çürümüşlüklerinin farkında olmayanlar. Sağ kendi çürümüşlüğünün farkında değildir. Bunlar hiçbir zaman ittifak kuramaz. Çünkü yerli gücüne güvenmez. Bu kuklaların, şimdi dersin ki sağa, ya Demirel yedi, Ege Bank'taki hırsızlıkları gördük, Tansu'ları gördük falan. Bu akıllanmaz mı bu sağa demeniz lazım. Hani bir yerde akıllanırız. İki yılda yemeyelim kardeşim yani. İki yılda yemeyelim. Hafta bize iki yıl bir şey yapmasın. Hiç der, değil mi? Evet. Bir yılda oturun. Niçin bir tecrübe edinmezsiniz? Tekrar tekrar gelip yiyorsunuz. Bunun böyle bir şey herhalde bu yetmiyor. Ama yedikçe yiyesi geliyor. Çünkü tecrübe edinemezler. Yani bunlar da tecrübe edinemezler. Çünkü kukladırlar. İttifaklarını kukla gibi inşa ederler. Kukla dediğin elleri yukarıda, ayakları boşluktadır. Kuklalar insan gibi bir tecrübe sahibi olmaz. Evet. Hiçbir zaman kuklalar tecrübe sahibi olmaz. Kuklayı bin defa oynat. Siz Amerika ile bu ittifakları kurdunuz. Yanlış ittifakları oynattı sizi. Sizden öncekileri de oynattı. Irak'ta hayat kalmadı. Evet. Tarihin en pis cinayetleri. Suriye'de hayat kalmadı. Tarihin en pis cinayetleri. Mısır'a da bulaştınız. Libya'ya da bulaştınız. Ve şimdi gelmişsiniz bu ülkede hala nereye ittifak şey yapıyorsunuz? Şimdi cemaat tarafı daha da vahim. Türkiye'nin 70 yıllık sağ iktidarlarının gizlediği, koruduğu bir yerde çok gizli böcekler gibi yerleşmiş. Ve bugün gördük ki Türkiye'nin liberal aydınlarını Avant denen bir yerde toplayıp kafalamış. O aydınların da kafasına yani ne diyelim yani zekalı. Bu kadar aydını yemişler yani. HSYK'yı ele geçirmek için yok vesayet rejimi, yok o rejimi, yok bu rejimi falan. Değil mi? Türkiye üstlerine düştü. Şimdi işin içinden çıkamıyorlar. Şimdi bir formül bulamıyorlar. Şimdi bir çıkış bulamıyorlar. Bu kadar saçma sapan düşünceleri söylediler. Daha da kötüye gidiyor. Yüzlerce liberal yazar ve devlet çöktü. Polis emrediyor, öbürü şey yapıyor falan. Ne bu? Yani bitmiş. Bu işte hakikaten. Bu zavallı liberaller evet. yüzünden bitti. Sağ kültürün bir büyük şeyi vardır. Bunu anlamaya çalışalım. Yani hep anlamaya çalışmışımdır. Demirel yıldırdı bizi yıllarca. Sevenleri de vardır, kırmak istemem. Ama hani şimdi bunları gördükten sonra insan Demirel'e de sevesi geliyor. O ayrı. Evet. Böyle anayasada mahkemesinde bomba patlar. Sokakta 10 kişi olur. Hemen mikrofonu Demirel'e uzatırlar. Demirel ya ne olmuş diyor. İşte esnaf dükkanı açıyor ya. Arabalar işliyor ya. Herkes çalışıyor ya. Yani abartmayın. Türkiye yolunda. İşler çalışıyor. Bunu 10 yıl değil 20 yıl sonra da gittiğinde yine Türkiye'de felaket olur. İşler kötüye gidiyor. Bir bomba ya da bir sert bir şey. Ne olmuş ki? Esnaf dükkanı açıyor ya falan derdi. Şimdi yani işler yolunda gidiyorsa her şey normal demeye getiriyor. Fakat bunun çok güçlü bir argümanı bu Demirel için. Evet doğru ya dükkanı gibi açıyor ya. Olmuş tamam. 3 kişi ölmüş, 5 kişi ölmüş falan. Şimdi buradan bakınca bir soru sordum kendime. Dedim ki ya bu diskuru yani bu söylem tarzını biz yenemiyoruz. Adam bu cümleyi söylüyor. Söyledikten sonra halk gene peşinden. Sonra tuhaf bir şey oldu yalnız. Deprem oldu. Depremde 30 bin insan öldü. 30 bin insan öldüğünde benim ilk aklıma gelen oydu. O gün Leman dergisinde de böyle bir kapak yaptık zaten. Kızılay Başkanı o Sivis Otel'in en üst katında falan oturuyordu sanki şeymiş gibi. Oysa çürümüş. Hepsi çürümüşlüğü saklıyorlar. Çürümüşlüğün de farkında falan değiller. Kendi kendime dedim yazımda da dedim ki ya dedim şimdi dükkanını açan yok dedim. İzmit'te, Kocaeli'nde değil mi oralarda, Değirmen oralarda. Şimdi ne diyecek Demirel? Şimdi söyleyecek bir şey şimdi kalmadı. Şimdi ne diyecek evet. Ve ondan sonra da Ege Bank'ta hırsızlıklar falan oldu. Türkiye halkı sırtından çuval taşıyarak bankanın kasasından gördü. Ve ne diyecekler? Ve Demirel çekti gitti. Bir ve Demirel'in gitmesi de basit bir şeydi. Merkez sağ çöktü. Evet. İşte bu merkez sağa gelenler sanki bu Tansulu, Demirel'li, Mesutlu, Özallı yıllardan, çok daha eski yıllardan hiç ders almamış gibi geldiler. Aynı ittifaklar. Hükümet mi kuracaklar? Amerika'ya git. Ya Amerika'ya git ben de giderim. Sen de git. İttifaklar, dayanışmalar kurarsın. Ama icazet almak için. Anahtar almak için. Bunları yapmayın. Eğer yerli ittifak istiyorsanız halkınızla konuşun. Hepimizin halkımızla konuşması lazım. Halkınıza karşı açık olun, dürüst olun. Halkın sizin yanlışlarınızı, hatalarınızı, eksiğinizi, gediğinizi görür, anlar. Bunları zamanla da çözer. Hak da verir. Kimi vermez, kimi çok sert bir şey söyler ama
Bir yerde bir denge noktası olur. Ama siz bu halkın yüzüne hiç bakmadınız. Bu bütün dünyada böyle midir Nihat Genç? Ben çok merak ediyorum. Yani sizin o engin tecrübelerinizden, bütün gözlemlerinizden. Dünya siyasetçileri de böyle midir? Bizdeki ya gibi böyle mi? Bir yani şey bu yok kadar şimdi pişkinlik şey diyeceğim artık. Şimdi bu pişkinlikle alakası değil. Şimdi bu reel olarak hukuk bunu kaldırmaz. Hırsızlığı, o yüzden hırsızlık yapan bakanın gitmesi lazım. Şimdi bunu şöyle anlatabilirim. Bir deney masası, laboratuvar gibi anlatalım. CHP'nin milletvekili AKP'lilere hırsız diyor. Evet. Ekranı şeye çıkarken, yürürken hırsız, hırsız, hırsız diyor. Onlar da kalkmış dava açacak. Açamazlar. Anlatabildim mi? Dava açamayacağın için. Şimdi ben başbakana hırsız dediğim zaman burada bana karşı dava açamaz. Açamayacağı için herkes hırsız diyecek. Evet, böyle. Tabii, o yüzden istifa etmesi lazım. Şimdi bir de sağ kültürde başka bir şey var. Sağ kültürde bir böyle bir trajik anlarda bir şey oldu değil mi? Önce kendine bakıyor. Önce kendi yerim sağlam mı? Yani bana bir şey oldu mu diyor. Diyelim hırsızlık, diyelim deprem. Bana bir şey oldu mu diyor önce. İşte şu geçen pencere. Gördünüz. Genç bir anne çocuğu pencereden atladı, düştü. Evet, peşinden düştü. Bir insanın aklına gelen ailesidir, çocuğudur. Evet. Mesela hep bütün anneler bilir. Bir sallandığında çocuklarına, hemen önce, annesine. Evet. Ama bunlar öyle değil. Bana bir şey oldu mu? Şimdi dikkat ettik. Hükümet bana bir şey oldu mu diyor. Ya Türkiye gitmiş. Türkiye'yi düşünün. Siz tabii ki siz zarar gördünüz, rezil oldunuz, kepaze oldunuz. Gelin bunu daha aşağıdan alırız. Hukuktu, mahkemeydi, sürüncemeye gelir, bir şeyler olur. Ama Türkiye'ye gitti. Başkalarının sorumluluğu. Sağ kültürde işte bu yok. Başkalarının sorumluluğu. Hep ben. Tabii hep ben, hep ben, hep ben. Kendini eleştirmeyen insanlarda zaten böyle bir şey olamaz. Ya kendini de eleştireceksin. Kendini de sigaya çekeceksin. Kendinde de hata bulacaksın, yanlışları bulacaksın. Hepimiz hatalar üzerine geldik ya. Hepimiz hatalıyız. Tabii ki. Ya hepimiz hatalıyız. Olur hatalar. Ama bir şey gelirse bana bir sarsıntı olur olmaz. Ben kaçıyorum, çocuklarım orada. Olur mu böyle bir şey? Tayyip Bey, biz ne olacağız Tayyip Bey? Ya. Bu kadar para gitti, bu kadar para, bu kadar çocuk, bu kadar burs, bu kadar emekli, bu kadar yetim. Bu ülkenin milli geliri bunlar. Sen milli iradelerinde bütün bu kazanılmış, üretilmiş gayri safi milli geliri alıyorsun. Bu kadar üretilmiş parayı alıyorsun. Bakın buraya geliyor, Türkiye'de bir yazar bu konuşmanın başında nasıl mizahi cümleler kullanıyor. Sorunuza cevap veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar kullanılamaz. Çünkü hukuki olarak da kullanamaz. Ama ben mahkemelere giriş çıkı yaşadım. Bunların hiçbiri mahkeme edilemez. Benim gibi yarın köşe yazarı konuşacak. Milletvekili konuşacak. Başkası konuşacak. İşte yıpranma ve çürüme de zaten böyle meydana gelecek. O yüzden onurla geri döneceksiniz. Türkiye'de zaten bunlar Türkiye'yi yemişler aralarında. Yemişler, imarlar yemişler, bir gün bitmiş. Hazır para bitip biter. Yani bir üretimi bölüselerdi, üretim hani gelecek senenin hasadı var, bekleyelim derdi Fethullah Gülen'e. Evet. Gelecek senenin de hasadı var. Hayır, yediler, baktılar, bitti. Bitince Suriye'ye saldırdılar. Daha başka bir şey buluruz diye. Belki Şam'ı kendi alırdı, Halep'in yarısını Fethullah Hoca'ya verirdi. Yani bir şey yapardı orada çünkü öyle bir anlaşma oldu. Kürtlere bile veriyordu ya bir yerler. Şimdi oradan da eli boş dönünce, oradan da bir şey çıkmayınca, böyle değil mi? Nereye? Bir de bu kadar komik bir şey olur mu? Ne konuşuyoruz biz? Şam'ı alacak, Suriye'yi alacak. Nasıl bir dünya Osmanlı ya? İmparatorluğu. Ne bunlar yani? Bunlar akıl, mantık. Bir tarihin sayfaları içine giriyorsun. Sanki sayfaların içinden Malkoçoğullar geliyor, şeyler geliyor. Değil mi? Yok biz kurucu, oyun kurucu. Ne oyun kuruyorsun? Sen kendi kıçın şeyine bak ya. Ne oyun kurucu? Sen kendine bak. Kendini sağlama. Sen sağlam değilsin şu anda. Şu anda Türkiye'nin kaderi Rusya ile Amerika'nın bir dudağı arasında.